Evet, Kütahya Spor Pazar Spor Müsabakası sonrası Kütahya Spor Başkanı Sayın Volkan Can yanımızda. Evet başkanım, öncelikle tebrik ederiz. Bir gollü galibiyet, 3 puan. Sizin de maçla ilgili görüşlerinizi alalım. Biz de bu maçın zorluk derecesi biliyorduk. Pazar Spor son haftalarda kötü sonuçlar alıyor ama iyi bir takım olduğunu biliyorduk. Bizim futbolcu kardeşlerimiz de iyi mücadele ettiler 90 dakika boyunca. İnanılmaz, hatta fırsatlara da girdik de ikinci golü bulamadıktan sonra birazcık son dakikalar sorunlu geçti. Ama memnunuz. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda ilk 5 içine girdik. İnşallah sezon sonunda da playoff oynarız. Onun için bütün futbolcu kardeşlerimiz buna inanıyor. Geçen günde yaptığımız toplantı sonucunda yani hepsinin inancının tam olması bizi çok sevindirdi. Önümüzde zorlu bir Ahmet maçı var. Artık bu maçı unuttuk. Önümüzdeki çarşamba günü oynayacağımız Ahmet Spor maçına bakıyoruz. İnşallah oradan da puan ve puanlarla dönersek ne kadar ilk 5 içinde kaldığımız sürece hem Kırklareli'nin motivasyonu hem takım motivasyonu üst düzeye çıkacağını biliyoruz. Onun için de onun bilincinde olarak da deplasmana gidiyoruz. İnşallah oradan da puan ve puanlarla dönüp geçen sene nasıl ligi 4. bitirdik, bu sefer de inşallah 2. 3. bitirebilirsek bizim için büyük bir başarı olur. Daha yukarılarda başkan, biz de Ahmet müsabakasında da başarılar dileyelim size. Yolunuz da engelsiz çok olsun inşallah. Çok teşekkürler. Bir de hakikaten inanılmaz bir takımımız var. Gol yememe kaç haftalardan beri gol yemiyoruz. Evet. İyi mücadele ediyoruz. Defansif anlamda çok iyi mücadele ediyoruz ama bir de gol yollarını biraz daha fırsatlardan yararlanabilirsek kendi Kırklareli halkımızı içeride oynadığımız maçlarda daha güzel maçlar izlettirmek istiyoruz. İşte onun için de çalışmamız devam ediyor. Ama ben takıma tebrik ederim. İnanılmaz mücadele ediyorlar. Böyle de devam edeceğiz. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Başarılarınızın devamını dileriz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, Kırklareli Spor Pazar Spor Müsabakası sonrası Hakan hocamla beraberiz. Evet hocam, 34 puan oldu. 5. sıraya yükseldik. Playoff potasında şu anda içindeyiz. Evet. Çarşamba günü Ahmet maçı da var ama biz bugün oynanan Pazar Spor Müsabakası ile alakalı görüşlerinizi alalım. 1-0'lık galibiyet. Emin adımlarla ilerliyor diyelim Kırklareli Spor. Aynen öyle. Playoff bandında yerimizi garantilemek adına çok ciddi bir maça çıkacaktık. Geçen hafta yaralı şekilde gelen Pazar Spor maçının zor geçeceğini tahmin edebiliyorduk. Bizim maçtan önceki hafta teknik direktör değişimi oldu. Oyuncularda farklı bir atmosfer oluşabilir diye tahmin ediyorduk. Savunma anlamında iyi durdular. Maçın boyunu uzatıp bizi yakalamanın derdinde olan bir takımdı. Fakat yani Urfa galibiyetinden sonra iç sahadaki karnemizi de tamamen düzeltmemiz adına kazanmamız gereken bir müsabakayı zor da olsa kazandığımızı düşünüyorum. Emeği geçen tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Birkaç gün sonra Ahmet Sportif maçı için deplasmana seyahat edeceğiz. Oradan da alnımızın akıyla çıkıp ardından Zonguldak ve Eskişehir bizim kaderimizi belirleyecek 2-3 haftamız var. Bu maçları da, bu müsabakaları da istediğimiz sonuçlarla alırsak playoff'taki yerimizi garantileyip bir an önce ligin emniyetini almak istiyoruz. Tekrar oyuncu kardeşlerime vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Evet hocam, dikkatimi çeken bir konu daha var. Takım savunmasında bireysel savunmayı da Kırklareli Spor'da şu anda hat safhada yapıyor. Gol yemiyoruz. Bununla ilgili de tabii ki muhakkak çalışmalarınız da oluyordur idmanlarda ama bununla ilgili de sizin de görüşlerinizi alalım. Yani takımın bu konuda göstermiş olduğu performansa bir maşallah almak gerekiyor. Muhakkak. Peki playoff bandına sokan şeylerden biri iyi durabilmek, iyi savunma yapabilmek. Yani ligdeki puan durumuna, avaraj durumuna, gol sayılarına bakarsak eğer ligin 3-4 takımından biriyiz. Evet, en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımıyız. O yüzden takım savunmasının ligin emniyeti ya da hedeflere gitme yolunda çok büyük önemi var. Futbolcu kardeşlerimiz de bu konuda son derece özverili oynuyorlar. Bu da bizi zaman içerisinde bir yere getiriyor ve getirmeye de devam edecek. Aynı disiplinle, aynı anlayışla biz de işimize, gücümüze bakmaya devam edeceğiz. Sizlere de röportajdan ötürü teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun hocam. Biz de teşekkür ederiz. Bundan sonraki müsabakalarda da başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet, Kırklareli Spor Pazar Spor müsabakası sonrası Ferhat Görgülü ile beraberiz. Evet Ferhat, öncelikle tebrik ederiz aldığınız galibiyet için. Maçla ilgili senin de görüşlerini alalım. Bu arada Hakan hocama da sordum takım savunması ile alakalı. Sen de savunmanın bel kemiklerinden birisin. Biz de beğenerek takip ediyoruz. İşini de sonuna kadar, terinin son damlasına kadar yapıyorsun. Bu maçla ilgili de, kendinle ilgili de, takım savunması ile ilgili de görüşlerini alalım senin de. Ya en önemlisi 3 puan aldık bugün. Bizim için önemli olan oydu. Yani o konuda çok mutluyuz.
takım savunmasına bakarsak bayağıdır çoğu maçta gol yemedik. Yani o da kalecimiz bütün defans ama sadece defans değil, önden başlıyor. Yani öndekiler dahil olmak üzere bütün takımı tebrik ediyorum. Yani herkes elinde geleni yapıyor. Bugün maçın geneline bakarsak Pazarspor buraya kapanmaya gelmiş. Yani bir puan da lazımlar. Yani çok şükür ilk golü biz bulduk. Ondan sonra onların çıkmasını bekliyorduk ama yine çıkmadılar. Defans yapmaya devam ettiler. Yani biz kendi çıkarken top kaptırdığımız toplarla sıkıntı yaşadık. Yani onun haricinde biraz daha dikkatli olursak sıkıntı yaşayacağımızı sanırım. Evet, yani çıkarken kaybettiğiniz toplarda tabii ki sıkıntı yaşanıyor ama bunu siz savunma olarak da tabii ki takım savunması en iyi savunma hücumdan başlar. Buna katılıyorum. Tabii siz bertaraf etmeyi de savunma anlamında kalecinize varıncaya kadar bunu sonuna kadar yapıyorsunuz. Bizler de gözlemliyoruz zaten. Bu konuda da sizi tebrik ederiz. Ahmet maçında da bundan sonraki müsabakalarda da biz başarılar dileriz size. Teşekkür ederiz. İnşallah Ahmet maçında da güzel bir sonuç alırız. İnşallah. Teşekkürler.